Yusuf Ziya Öztabak kimdir? Kısaca anlatır mısınız? Evet, 1963 Rize doğumluyum. Bursa Erkek Lisesi mezunuyum. Uludağ Üniversitesi İktisadı bitirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Yalova'ya yerleştik ve yaklaşık 40 yıldır Yalova'da yaşıyoruz. Çünkü öncesinde de irtibatım vardı. Serbest muhasebeci, mali müşavir olarak Yalova'da faaliyet gösteriyorum. Milletvekilliği aday olma sürecine nasıl karar verdiniz? Bu kararım aslında yeni değil. Yani yaklaşık bir yıldır bu seçimlerin gündeme gelmesiyle birlikte aday adaylığı düşünüyor idim. Ve yapmak istediklerimi kendi beynimde belirlemek suretiyle kendime bir yol haritası çizmiştim. Ve müracaat zamanı gelince de partimizden müracaatımızı yaptık. AK Parti teşkilatlarıyla aranız nasıl? Ben Yalova'da partimizin kurucularındanım. 2001 yılında parti Yalova'da kuruluşunu gerçekleştiren kişilerden biriyim. 2001 yılından itibaren de partimizin hemen hemen bütün yönetim kurullarında il başkan yardımcısı olarak görevler aldım. Bir dönem 2004-2009 AK Parti belediyeciliği döneminde de belediye meclis üyeliği görevlerini yaptım. O dönemde grup başkanı, AK Parti meclis üyeleri grup başkanlığı, belediye başkan vekillikleri görevlerim oldu. Daha sonra da 2014 yılından itibaren de 2018 sonuna kadar partimizin il başkanı olarak 5 yıl görev yaptım. Partimizin kuruluşundan itibaren farklı kademelerde görev aldığımız için bütün teşkilatlarla ilişkilerim çok iyidir. Partimize gönül vermiş bütün kardeşlerimle her zaman diyaloglarım çok fazladır. Yani sadece teşkilatlarım değil, sağ olsunlar bütün Yalovalı hemşehrilerim, herkes başkanım diye hitap eder. Yalova'yı nasıl bir seçim bekliyor? Öncelikle 14 Mayıs 2023 seçimlerinin hem Yalova'mıza hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yalova'mızda AK Parti olarak bizim açımızdan seçimlerin çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğine canı gönülden inanıyoruz ve buna büyük bir gayret göstereceğiz. Yerelde Yalova'mızda da yine en son 2018 yılındaki seçimlerden de başarılı çıkacağımızdan kesinlikle eminim. Değerli arkadaşlarımdan, teşkilatlarımda bu enerjinin var olduğunu biliyorum. Yalova sizi ne kadar tanıyor? Yalova'da 33 yıldır serbest muhasebeci, mali müşavir olarak bir kere faaliyetimi sürdürüyorum. Bu uzun bir zaman. Ayrıca siyasi çalışmalarım esnasında da dediğim gibi 2001 yılından itibaren ve daha sonra il başkanlığım döneminde 7 tane ki yerel seçim, işte genel seçim, referandumlar gibi önemli seçimleri yaşadık ve bu seçimler esnasında takdir edersiniz ki ev ev dolaşıyoruz, bütün Yalovalı hemşehrilerimizle hemhal olduk. Yalova beni çok iyi tanıyor. Hangi proje veya projelerle ön plana çıkacaksınız? Elbette farklı projelerimiz olacaktır. Ancak öncelikle Yalova'mızın bundan sonraki gelişimini nasıl yapacağımızı, hangi sektörlerde gelişme sağlayacağımızı, şehrimizi ne kadar büyüteceğimizi, bütün bunları planlamamız lazım. Bu planlamayı yapabilmemiz için de muhakkak surette geç kalındı, son aşamadayız, mutlaka gerçekleştirmemiz gereken Yalova Kongresi'ni yapmamız lazım ve bu Yalova Kongresi adeta Yalova'mızın gelişimini sağlamak için bir anayasa niteliğinde olmalı ve yönetimler değişse de bu Yalova Kongresi'nde ortaya çıkan kuralları, projeksiyonları aynen devam ettirecek şekilde ilerlemelidir. Onun için bu dönemde inşallah nasip olursa Yalova Kongresi'nin yapılması için öncülük mutlaka yapacağım. Yalova nasıl büyümeli? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yalova'mızın gelişimini sağlarken eğitimi ihmal etmemeliyiz. Bir eğitim kenti olmalıyız. Turizmi asla ihmal edemeyiz. Özellikle sağlık turizmi, termal, bütün bu turizm sektöründe gelişmeleri sağlamalıyız. Ayrıca sanayide de mutlaka OSB'lerde ihtisas OSB'nin olması
kesin kural olarak şehrimizin bunu tatbik etmesi gerekiyor. Aday gösterilirseniz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bu dönem içerisinde özellikle şehrimizin geleceğinin planlanmasıyla ilgili önemli girişimler yapacağımı söylemek isterim. Şehrimizi planlı geliştirmemiz gerekiyor. Şehrimizi muhakkak surette dirençli kentler listesine bir an önce sokmamız gerekiyor. Bunun öncülüğünü yapacağımı ifade etmek istiyorum. Yalovalı hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Değerli hemşehrilerime son olarak şunu söylemek isterim ki bu seçimler gerçekten çok önemli. Ülkemizin istikrarını bozmayacak şekilde ilerlememiz gerekiyor. Yalova'mızda da AK Parti'nin adayına verilecek olan desteğin bu ülkemizin gelişiminde, Yalova'mızın gelişimindeki istikrar için çok önemli bir adım olacaktır. Bütün hemşehrilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.